Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri ve kıymetli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eyüp Sultan Belediyesi 2004 yılı performans ve bütçe programı ile ilgili plan bütçe komisyonu üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Ancak bundan tam bir yıl önce 13 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amastra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 43 maden emekçisi hayatını kaybetmiş, onlarca işçi de yaralanmıştır. Hepsini saygıyla anıyor ve tüm Amastra halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bununla birlikte Soma'da, Kozlu'da, Karadon'da, Ermenek'te, Elbistan'da, Şırnak'ta, Siirt'te, Gediz'de ve benzeri facialarda hayatını kaybeden maden emekçilerini saygıyla anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız. Konuşmamın içeriğine başlarken öncelikle 2024 performans ve bütçe programının hazırlanmasında katkı sunan bürokratlara, başkan yardımcılarına, çalışanlara, değerli meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken de bugün meclisimizde. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak Eyüp Sultan halkına daha iyi hizmet verebilmek, verilmesini sağlamak üzere bütçe ve performans programı ile ilgili önümüzdeki döneme ait gördüğümüz eksiklikleri, temenni ve önerileri halktan aldığımız yetkiyle burada paylaşmak istiyorum. Yapılan iyi hizmetler için peşinen teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz. Ancak bu görevlere halka hizmet etmek üzere talip olunduğunu da belirtmek isterim. Performans programı, belediyenin gelecek yıl yapmak istedikleri bütün işlerin, faaliyetlerin tamamını ifade eden tablolardan oluşan bir kitapçıklar bütünüdür. 5393 sayılı kanunun 41. maddesine göre bu performans programı belediye başkanı tarafından hazırlanır ve meclise sunulur. Meclis bütçe ve performans programını görüşüp bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bütçeyi onaylayıp kullanması için belediye başkanının yetkisine ve emrine verir. Bu doğrultuda belediye başkanının bu bütçeyi kullanırken yönettiği ilçenin hassasiyetine, demografisine, dinamiklerine bağlı kalarak ilçenin refahını ve konforunu arttıracak, ulaşım sıkıntılarını azaltacak, yeni yatırımlarla ilçeyi kalkındıracak projelere imza atması beklenir. Bunlar olması gereken ve genel temayül noktalarıdır. Peki Eyüp Sultan'da durum böyle mi? Yani ilçemizin sınırları içerisinde sınırlı kaynaklarımızı ne şekilde kullanıyoruz? Ulaşım sorunumuz nasıl çözülebilir? Belediyenin ekonomik durumu nedir? Sosyal ve kültürel alanlarımız yeterli mi? Gençler için yeterli tesislerimiz var mı? Depreme karşı ne kadar konforlu ve güvenli durumdayız? İlçemizin altyapısı mevcut nüfusun yaşam kalitesini kaldırabilecek kapasitede mi? Tabii bu soruların sayısı artırılabilir. Bu sorulara verilecek cevaplar belediye başkanının yönettiği kentteki durumunu, başarısını gösterecektir. Bunun cevabını elbette ki Eyüp Sultan kamuoyu takdir edecektir. 2024 yılının performans programı görüşülmeden önce geçtiğimiz yıl neler konuşuldu, hangi vaatler verildi, bunları da sorgulamak lazım. Sayın Başkan'ın 2019 yılında geldiğinde teker teker saymaya gerek duymuyorum, onlarca vaadi vardı. Vaat listesine bakıldığında çoğunun hayata geçirilmemesine rağmen sosyal medya algısını iyi yönetmesiyle çok başarılı imajı Eyüp Sultan Belediyesi için lanse ediliyor. Peki gerçekler neler? Spor Toto'ya yüzme havuzu yaptıran, bir AVM içine buz pateni pisti yaptırıp AVM müşterisinin artmasını kendisine görev bilen ve bunun övgüyle açılışını yapan ve Kuzey Ormanları içindeki tarım arazisi statüsündeki belediye arsalarını satıp vaatlerini yerine getirmek için öz kaynaklarını kullanan bir politika ile ne kadar başarılı olunur? Mesela
Eyüp Sultan geçtiğimiz dönemde, bir önceki 5 yıllık dönemde şu sloganı kullanırdı: huzurun başkenti Eyüp Sultan. Demek ki değildi ki başkanını değiştirdi. Şimdilerde ise denetimsizliğin başkenti Eyüp Sultan diyebilir miyiz? Hakkında yüzyıllar boyu yüzlerce metiyeler dizilen kadim kent Eyüp Sultan, açık hava müzesi haline getirilmek üzere yola çıkılan, ancak şimdilerde açık hava şantiyesine dönen Eyüp Sultan. Kimlikli işlerle anılmak isterim demişti Sayın Başkan. Üzgünüm, sonuç ortada. Geçtiğimiz yıl Eyüp Sultan'da bir inşaatta gerekli önlemler alınmadığı için 11 yaşında bir yavrumuz şantiyede demirlerin üzerine düşüp hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Belediyesi ise itiraf gibi bir açıklama yapmıştı o dönemde. Müteahhit firma tarafından yasal yolları tamamlanmadan ruhsatsız olarak başlatılan inşaat. Diğer taraftan Eyüp Sultan'ın kalbine hançer gibi saplanan başka bir inşaat projesi. Baharyaka evlerinde daha hayatının baharında bir işçi kardeşimiz 10. kattan düşerek maalesef hayatını kaybetti bu yıl. Yine alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler. Çırçır'ın alt tarafında kalan gecekondu bölgelerini gördünüz mü? Bugünlerde 10-15 katlı binalarla zapt edilmiş durumda. Hatta şehrin göbeğinde bir avuç yeşil alan kalan Şehit Ali Aydın Parkı'na bile göz diktiniz. Çam ağaçlarını söktünüz, spor kulübü binası yapacağız diye iş makineleriyle buralara girdiniz. Mahallelinin isyanına bile aldırmadınız. Diğer taraftan yaya kaldırımlarındaki araç, ticarethane, dükkan işgalleri, motokuryelerin işgallerinden biraz da bahsedelim. Yürüyecek kaldırım bulamayan vatandaşların, engelli komşularımızın isyanına kulak verelim. Her köşe başının, her direk dibinin çöp dağlarına dönüşmesini konuşalım. Ancak burada belediyenin çöp toplama göreviyle ilgili konuşmaktan ziyade, ki görüyorum bu görevi layıkıyla yerine getirdiklerini, Eyüp Sultan'la hemşerilerimize bir ricada bulunmak istiyorum. Eyüp Sultan'da yaşayan değerli komşularımız, lütfen çöplerinizi belediyenin çöp toplama saatinde dışarıya çıkarın ya da büyük çöp konteynerlerine çöplerinizi atın. Çünkü Eyüp Sultan bizim evimiz. Lütfen evimizi temiz tutalım. Birkaç konuya daha değindikten sonra konuşmamı sonlandıracağım. Bizler yaklaşık 4,5 yıldır Ali Beyköy'deki eski hastanenin yeriyle ilgili bir çalışma yapacağınızı duyuyoruz sizden. Ancak sadece duymakla kalıyoruz. Başka bir gelişme maalesef yok. Ali Beyköy'ün göbeğinde bir belediye mülkünün bu kadar atıl kalması akla başka şeyler getiriyor. Sultan Center yıkıldı sonunda. Hakikaten orası bir suç makinesi gibi bir binaydı. Buraya önemli bir proje yapılacak Eyüp Stadı için dediniz. Bekliyoruz bu projeyi de heyecanla. Haliç Havzası'nın üniversiteler bölgesi olduğunu belirttiniz. 300-400 kişilik yurt yapacağız müjdesini verdiniz üniversite öğrencilerine. Eğitim öğretim yılı başladı. Henüz ortada proje göremedik. Merak etmeyin sevgili öğrenciler. 2024 yılında biz yapacağız. Nasıl İBB'de İBB olarak tam 14 yurt yaptığımız, 5000 öğrenciyi barındırdığımız gibi. 1 milyon 680 bin metrekarelik bir alana millet bahçesi kurulması, millet kütüphanesi dediniz. Bu sanırım merkezi hükümetin bir projesiydi. Sayın Başkan, belediyeciliğe Eyüp Sultan'da adım atmış biri olarak sizi heyecanlandıran projelerinizden biri olduğunu söylediğiniz Haliç Adalar Rekreasyon Çalışması ne durumda? Bunu merak ediyoruz hakikaten de.
Göktürk'te yapılması planlanan, bu arada burada sizlerle paylaştığım tüm projeler başkanın konuşmasında geçen projelerdir. O yüzden de bu nereden çıktı, o nereden çıktı gibi bakışları görüyorum da. Göktürk'te yapılması planlanan 40 bin metrekarelik doğal bir alana yayılacak Eyüp Sultan Gençlik Kampı için çalışmalara döneminizin sonuna kadar başlayabilecek misiniz? Konaklama birimleri, açık kapalı etkinlik alanları, deneyim alanları, ortak üretim öğrenme alanları, hizmet binaları, 350 kişilik çok amaçlı salon, konser ve tiyatro etkinliklerinin düzenlenebileceği 600 kişilik etkinlik sahnesi gençlerimiz için hayal mi oldu yoksa? Çift alan gençlik kampı, kamp adı altında seçim yatırımına mı dönüştü acaba diye merak ediyorum doğrusu. Çünkü sosyal medya paylaşımlarınızdan ki takip ediyoruz sizleri. Burasını sivil toplum kuruluşlarına, ya derneklere, ya muhtarlara, ya spor kulüplerine, ya da kah anne kız kampına, kah baba oğul kampına, kah gelin kaynana buluşması gibi siyasi propaganda yapılan partinizin programlarına dönüştürülürken gördük çünkü. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan... Arkadaşlar sakin. Sakin lütfen, Hatip'i bozmayın. Lütfen. Müsaade ederseniz devam edeceğim. Lütfen arkadaşlar. Müsaade ederseniz devam edeceğim. Arkadaşlar lütfen. Gençlik Hanım, lütfen gençlik devam kampı, edin. Gençlik kampı olarak lanse edip ondan sonra başka amaçları için kullandığınızı belirtmek istiyorum. İlla böyle tek tek açıklamamı istiyorsanız böyle de söyleyelim. Tam da böyle, tam da açıklamalı bir şekilde de söyledim size. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 2023'ü vizyon projelerle taçlandıracağız dediniz, göremedik. Zaman kısıtı olduğu için 53 vizyon projeleriniz arasında olan ve gerçekleştiremediğiniz 9 kreşten, günlük yaşlı bakım evinden, engelli rehabilitasyon merkezinden, sosyal rehabilitasyon merkezinden, madde bağımlılığı destek merkezinden, Girişimcilik Akademisi'nden, Teknoloji Deneyimleme Merkezi'nden, Tarımsal Park Projesi'nden, Bizim Köy Projesi'nden ve Hobi Bahçesi projelerinden bahsetmiyorum. Sözlerime son vermeden önce güzel bir haberi de duyurmak istiyorum bu vesileyle. Bildiğiniz gibi Göktürk'te 29 Mart 2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen ve 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açılmıştı. Bu plan vatandaşlarımız tarafından açılan davalarla iptal edildi. Dinlemeyecekse arkadaşlarımız, bekleyeceğim susana kadar. Arkadaşlar lütfen. Buyurun Gülsüm Hanım, devam edin lütfen. 29 Mayıs 2023 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğiyle alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlandı. Böylelikle bölgede plan yapma yetkisi Büyükşehir Belediye'mizden bakanlığa aktarılmak istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açtık. Şimdi güzel habere gelelim. Açtığımız davaya bakan yetkili mahkeme yaptığı incelemeler sonucunda bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapılaşma ile yer altına sızan su miktarında ve yer altı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği, suların yer altına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği, alanın bir kısmının taşkın riskin alanı içerisinde kaldığı, rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı hususlarını tespit ederek ilgili plan değişikliğini iptal etmiştir. Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde ettik, hem de vatandaşlarımızı afet riskiyle karşı karşıya bırakan bir düzenlemenin hayata geçmesini engelledik. Ancak yapılan inşaatlar rezerv yapı alanı kararına dayanak kabul edilerek devam etmekteyken,
anılan mahkeme kararı ile rezerv yapı alanı kararı ortadan kalktığından ilgili mahkeme kararına göre devam eden inşai faaliyetlerin tümünün derhal durdurulması gerekmektedir. İnşaat ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir. Hak hukuk mücadelesinde bu aşamaya gelinmesinde katkısı olan herkesi kutluyor ve mücadeleye devam diyorum. Evet. Ayrıca... Bitti mi? Yok. İki cümle kaldı. Tabii buyurun devam edin. Hayır, bugün bütçe konuşuluyor, süre konusu. Kimseye süre konusu vermedim başta. O kuralla devam ediyoruz. Teamülleri açtık bugün. Ayrıca bizler için önemli olan bir başka konu, yıllarca Türk ve yabancı grafiti sanatçılarının izinli olarak grafiti çalışması yaptığı Ali Beyköy'deki duvarımızın maalesef griye boyandığını gördük bu sabah. Bir sürü insanın önünden geçerken fotoğraflar çekildiği bu rengarenk duvar artık gri. Lütfen sanata ve bu sanatçıya emeğine saygı gösterelim ve bu duvarı tekrar eski haline getirmek için bu sanatçılarımızla irtibata geçelim. Dün sosyal medyadan paylaşılmıştı. Özellikle Ali Beyköy sakinleri sayfasında belirtilmişti. İsmim de etiketlenerek bununla ilgili ne yapabiliriz dendi. Ben de bunu yarın bütçe toplantısı var. Bütçe toplantısında başkan da meclisimizde olacak. Meclisimizden kendisine ileteceğimi söyledim. Bu vesileyle de sözümü yerine getirdim. Sözlerime son verirken 2024 yılı performans programının ve mali yılı bütçesinin Eyüp Sultan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.